Efendim, o Ukrayna'daki duruma bakacağım. Hepinize yeniden merhaba. Gerçekten Ukrayna'da dün de ifade ettiğim gibi ciddi bir sıkışma var. Ve karşılıklı olarak taraflar büyük ve yoğun çaba göstermelerine rağmen, yani çok insan kaybetmeleri, çok malzeme kaybetmelerine rağmen 1-2 kilometre ya gidiyorlar ya geliyorlar. Bu şöyle bir sorun doğurur. Onu söyleyeyim. Eğer cephedeki bu kilitlenmeyi Rusya ve Ukrayna'dan biri çözemezse, bu zamanla bu savaş Rus ordusunun Ukrayna topraklarının %20'sini elinde tuttuğu, fiilen ilhak ettiği bir dondurulmuş krize döner. Dondurulmuş kriz. Nedir dondurulmuş kriz? Örnek Kıbrıs. 1974'ten bu yana statüyü değiştirecek herhangi bir şey yapılamadığı için 1974'te Kıbrıs durumu neyse bugün de odur. İşte bu tür cephe dengelerinin sağlandığı, tarafların birbirine karşı herhangi bir üst seviye atak gerçekleştiremediği veya statüyü değiştiremediği bütün çatışma alanları potansiyel dondurulmuş savaş alanıdır veya kriz alanıdır. Şimdi anladığım kadarıyla Rusya buna oynuyor. Ne yaptı? Çok net iki şey yaptı. Bence çok da başarısız bir şey değil yaptıkları. Yani ben, eğer hedefi benim düşündüğüm ise, yani bu krizi, bu savaşı bir dondurulmuş kriz haline getirip Avrupa'ya uzun yıllar sen bunu taşıyamazsın. Bu öyle uzun uzun yıllar devam edecek bir savaş olursa sen bu işin altından kalkamazsın mesajını vermek istiyorsa Moskova, esasında başarılı bir iş yapıyor şu anda. Ne yaptı? Nedense Amerika Birleşik Devletleri başta NATO müttefiklerimizin Ukrayna'nın çok acil ihtiyacı olan hava savunma, uzun menzilli roket sistemleri ve hava savunma sistemlerini geç vererek vermesi nedeniyle yaklaşık 6 ay geç başlatılmış bir taarruza başladı. 6 hafta oldu. Fakat bu arada Rusya yaptı, bugüne kadar yaptığı en iyi işi yaptı ve inanılmaz güzel bir yerleşti alanlarına. Hep Mark Milley geçen Aralık ayından bu yana aynı şeyi söylüyordu. Diyordu ki bu Ruslar yerleşti. Bu tür bir o yerleşmeyi çözmek çok zordur. Ne yaparsanız yapın bu iş çok zor oldu diyordu. Nitekim Zelenski de bir ara çıktı, dedi ki bundan 2 hafta önce, bize dedi istediğimiz hava savunma sistemleri, uzun menzilli füze ve roket sistemlerini ve zırhlı araçları, hadi F-16'lardan vazgeçtim, zırhlı araçları hızlı bir şekilde aktarsaydınız, Ruslar oralara tam yerleşmeden biz bu saldırıyı gerçekleştirir ve sonuç alırdık dedi. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Rusların birinci yaptığı olay, güneyde çok güçlü savunma sistemleri kurmuş olmaları. Kırım dahil buna. İkinci yaptıkları ise son dönemde şekillendi. Son dönemde 100-110 bin askeri Harkov'un karşısından yükledi, yığınak yaptı, Kupyansk üzerinden büyük bir taarruz başlattı. Şimdi 100-110 bin askerin hepsi tabii ki savaş gücü değildir falan, ama sonuç itibariyle yaklaşık 1000 tank, 555 topçu bataryası falan filan. Bir de Rus Hava Kuvvetleri var. Bir de Rus Hava Kuvvetleri var. Anormal bir güçle yükleniyor şu anda Kupyansk'a. Ve ilerliyor 2 kilometre, 3 kilometre, ama zaten böyle bir savaşta 10-12 kilometre yürürsen zaten düşmanın arka tarafına düşersin. Böyle bir yer yani orası. Ve anladığımız kadarıyla böyle bir ilerlemesi de başladı doğuda. İster istemez
ister istemez dünkü analizimde de belirttiğim gibi Ukrayna ordusu taarruz için hazırlamış olduğu bütün o birliklerin bir kısmını ister istemez doğuya doğru aktarmaya başladı. O yüzden güney bölgesindeki taarruz fiilen durmuş gibi gözüküyor. Fiilen. Şimdi bu bir başarısızlık mı? Bu öngörülemeyen bir şey mi? Yine Orgeneral Mark Milley, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı özel bir açıklama yaptı. Soruları cevaplandırdı. Diyor ki, Ukrayna'nın taarruzu başarısız değil. Böyle bir durum mevcut durumdan çok uzakta. Yani başarısız dememiz için çok uzak bir mesafede. Bununla birlikte savaşın her zaman söylediğim gibi uzun ve kanlı olacağını bilmeliyiz. Yani Amerika diyor ki bu Rusya ve Ukrayna savaşı öyle birkaç ayda bitecek falan bir iş değil. Biz buna göre kendimizi ayarlıyoruz. Avrupalılar ne kadarına katlanır bunu bilemiyorum ama Amerikalılar öyle görüyor. Her iki tarafta da çok sayıda kayıplar yaşanıyor, görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Ukrayna ordusunun bir çelikten daha olması için çok büyük çaba gösterdiler. Ukrayna askerleri güçlü Rus savunmasını aşabilmek için özel eğitim aldılar. Bu nedenle taarruzun başarı veya başarısızlığını konuşmak için çok ama çok erken bir noktadayız. Bu taarruz için çok sayıda planlama yapıldı. Ama savaş çok değişkenlik sergileyen bir gerçekliktir. Kağıt üzerinde yaptığınız hazırlıklar, karşılaştığınız dikenli teller ve mayın tarlaları karşısında etkisini bir anda yitirebilir. Gerçek savaş öngörülebilir değildir. Savaş, korku, sis perdesi ve ayrışmalarla yüklüdür diyor. Şimdi bu güçlü bir kurmay. Yani yabana atılır bir adam değil bu Mark Milley. Bir yıldır takip ediyorum. Söyledikleri de hep doğru çıkıyor. Anladığım kadarıyla Batı, Rusya'nın doğuda ve güneyde sergilediği yeni pozisyona göre bir süreç belirledi ve yeniden bir yapılanmayı öngörüyor. Anladığım bu. Çünkü çok değişkenlik gösteriyor savaş hakikaten. Bundan gerçi 15 gün önce de şüpheleniyorduk. Hani doğudan Ruslar saldırır mı falan ama şu andır saldırıyor mesela. Kupyansk'ta ilerliyor vesaire. Her ne kadar Ukrayna Genelkurmayı ben oraları kontrol altına aldım falan dese de böyle bir durumu da var. Ve bir yönüyle baktığınız zaman Ukrayna'nın son dönemde özellikle Kırım'a dönük drone ve füze saldırılarını arttırması da benim anladığım kadarıyla Rusya'nın doğu taarruzuna karşı Kremlin'de Kırım için özel bir önlem alınmasını öngören bir atak gibi gözüküyor gerçekten. Nitekim Kırım'da bir Rus eğitim alanında büyük bir patlama yaşandı. Patlama saatler sürdü. Büyük bir cephane deposunun patladığı ifade ediliyor. 2000 kişi tahliye edilmiş, 4 kasaba boşaltılmış ve bayağı bir insan grubu da yani 2014'ten sonra özellikle Kırım'a yerleşmiş olan Rusların önemli bir bölümünün de Kırım'ı terk etmekte olduğu yönünde bilgiler geliyor. Bu bir satranç, bu bir Rus ruleti. Herkes kafasına dayayıp bir şeyler yapıyor. Fakat daha henüz sis perdesi arkasında yani bir grilik var. Nereye doğru gittiğimize dair tam bir net görüş yok. Kurmaylar çok hassas bir oyun denklemi içindeler. Öyle görelim. Ama takip ediyoruz tabii. İnşallah daha detaylı bilgilere kavuştuğumda sizleri biraz daha bilgilendireceğim. Hoşça kalın.